Müsaitsen 2 dakika çatı katına gel. Önemli. Ne oluyor ya? Evli olmadığını bildiğimi mi biliyor gibi? Aa, adama bak ya. Bir de beni utanmadan çatı katına çağırıyor. Geliyorum. Geliyorum ama içinden geçmeye geliyorum Ateş Efendi. Hadi bakalım. Ayşe, ne işin var kızım senin? Abi, asıl senin ne işin var burada? Bana mesaj geldi de şeyden. Ha, bana da Yasemin'den mesaj geldi. Bunlar kesin bir şey çeviriyor, ben sana söyleyeyim. Hayırdır inşallah. Yürü bakayım. Geldiler oğlum, geldiler. Tamam, aç hadi kapıyı o zaman. Çarşaf, çarşafı çıkar. Şu çarşaf mevzusu artık bitsin istiyorum. Yeter. Ah. Al çarşafını. Ah. Ah. Elime battı. Hoş geldiniz. Ne yapmış? Hoş geldiniz. Buyurun. Hayatım. İlk misafirlerimiz geldi. Biz misafir değiliz birader. Ev sahibiyiz. Aşkım. Hı. Ev sahiplerine ne ikram edelim? Aa, sudan başka bir şeyimiz yok maalesef hayat. Kusura bak. İstemez zaten. Niye çağırdınız buraya? İşte bunu sormana çok sevindim. Hepimizin hayatını derinden etkileyecek bir planım var. Bunu açıklamak için çağırdık sizi. Adamımız bu. Ben biliyorum zaten. Kenan Baran. Dört milyon takipçisi var. Şimdi bu arkadaş dükkana gelip has mantım hakkında iyi şeyler yazarsa has mantım ihya olur. Bir de influencerlarla gazladık mı? Nasıl? Bu iş tamam. Ne diyorsunuz? Ateş iyi bir şey söyledin Demir. Kabul et işte. Bak, dükkan kâra geçer. Ayşe'nin workshop parası bile çıkar. Hı? Bir dakika, bir dakika. Siz benim workshop işimi nereden biliyorsunuz ya? Ayrıca benim özelimden size ne? Ayşen'cim, farkındaysan aynı çatı altında yaşıyoruz. Hepimizin birbiri hakkında bir şeyler bilmesi normal değil mi? Tabii tabii. Tabii tabii. Neyse. Şöyle anlatayım ben sana. Şimdi aynı çatı altında yaşıyoruz ya. Ben bunu Yasemin'le konuştum. Yani anladığım kadarıyla bu workshop senin için önemli. Şimdi sen istesen de, istemesen de Celal amca ile Perihan abla seni bu kursa yazdırmazsa çok üzülecekler. Yani kendin için olmasa bile anne ve baban üzülmesin diye bu workshop olayını kabul etmek zorundasın gibi bir durum var. Ama tabii yine de siz karar verin yani biz bir şey söylemeyelim. Hiç söylemediniz zaten. Abi, şimdi önemli olan AVM'ye kaçan müşteriyi bizim dükkana çekmek değil mi? Kahraman bakkal şekli diyorsun sen. Tamam o zaman. Şimdi bu adam gelirse eğer dükkana masa örtülerini falan değiştirmek lazım. Bir de ne bileyim böyle küçük çiçekler falan koyarız ha? İyi, iyi de onun için de para lazım. O iş bende. Bak çıkma kumaşlardan ben masa örtüsü falan zaten dikerim. Çiçeği de hallederiz bir şekilde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Böyle çok güzel organize oluyoruz falan bu harika bir şey ama...
Burası çok sıcak arkadaşlar. Bakın ne güzel terasımız açık. Hadi teras açık. Unutmayın. Artık Ateş ve Yasemin'le Yılmaz ailesi arasında bir mesafe var. Balkon olmaz. Niye? Ya gerek yok zaten, gideceğiz birazdan. Ne gerek var şimdi balkon balkon? O zaman şu kapıyı açalım da Kur'an'lar yapsın birazcık. Aç. Şimdi ben bu adam hakkında birkaç şey okudum. Ha. Bu adam akıl diyorlar. Biliyorum ben. Bu adamın gözünü boyamak için şöyle bir iki farklı çeşit can canlı mantı mı yapsanız? O iş bende. Böyle çökelekli cevizli Özbek mantısı. Karidesli mantı falan yaparım. Karidesli mantı falan olmaz ya. Nasıl karidesli mantı ya? Mantıya yoğurt koyarsın. Karidesle yoğurtu karıştırsan insanı zehirler. Sen benim müşterimi zehirlemek mi istiyorsun ya? Dedem mezarında ters döner. Asıl dükkan elden giderse dedem mezarında ters döner. Tövbe yarabbi. Ayrıca deniz ürünüyle de yoğurt yenir taze ise. Yenmez. Hepimiz az mantı için uğraşıyoruz burada. Evet doğru, haklısınız ama ben bir şey anlamadım. Ateş, senin bu işten çıkarın ne? Yani neden bu kadar ısrar ediyorsun? Karı koca arasında çıkar mı olur canım? Hayat müşterek. Evliliğimizin sahte olduğunu anladılar mı? Ulan harbiden evleniyormuş bunlara. Sahtekarlar. Anlamadılar. Doğru ya. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Demir kardeş. Oh. Sen niye güldün? Bana yakışıyor. Yok ya. Plan güzel plan. Beğendim. Aferin. Ne yapayım ben? Ha? Sen adam geldiğinde mahalle kahvesinin bıçkın delikanlısı gibi davranma yeter. Ben ömrü hayatımda bir kere öyle davrandım. Eğer sen ispatla ben öyle davrandıysam eğer dişimi kırmazsam şerefsizim. İspatlarım. O gün mantıcıya gelen müşteri senden vejetaryen mantı istediğinde kadını bir atmadın kaldı dükkanlar. Attım mı atmadım? Abi bir sessiz. Atmadım ben o kadına. Ben o kadına uygarca insancı anlattım saçmalığını, o da kabul etti zaten. Arkadaşlar yeter ama he? Bu kadar gerginlik. Hepimiz aynı taraftayız. Ne bu gerilim yani şimdi? Ay ne be? Blenderden kapı çarptı, bir şey yok, normal bir şey. Şimdi ne zaman o zaman biz harekete geçeceğiz? Hazırlıklar tamamlanınca başlayacağız işte, ne yapacağız? Bizimkiler bu işi bilmemeli. Niye? Niye? Çünkü yaşlı insanlar yeniliklere açık insanlar değildir. Abi hatırlıyor musun bu Sinop mantısını kabul ettirmek için nasıl uğraştık değil mi? Hatırlamaz mıyım ya, aynen. Hadi biz kalkalım.